Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte daha öncesinde detaylı kullanımını çekmiş olduğumuz Prism Live Studio'nun son gelen güncellemesine bakacağız aslında. Gelin şimdi sizlerle birlikte neler olmuş, neler bitmiş buna bir bakalım. Eğer sizler de yayın yapmak istiyorsanız ve bu yayınlarınızı daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Ya da sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. OBS ve yayıncılıkla ilgili Udemy'de sizler için mükemmel detaylı bir kurs hazırladım. Bu kursun sonucunda direkt olarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Discord kanalımızda Udemy kursiyerlerine özel birçok kanalımız bulunuyor. Aktif olarak da buradan bilgi alışverişi birbirimizle yapıyor olacağız. Eğer siz de tüm detaylarıyla Udemy kursuna katılmak isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Öncelikle Prism Live Studio'nun kendi sitesine girdiğimizde Download Prism Live Studio ve Download Prism Lens'i görüyorsunuz. Bunların ikisini download etmemiz gerekiyor. Eğer sizin halihazırda bilgisayarınızda kuruluysa direkt olarak güncelleme uyarısı çıkacak. Oradan programınızın güncellemesini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir de bir nokta daha dikkatimi çekti. Download kısmına geldiğimizde macOS coming soon diyor. Daha öncesinde bir önceki videoları izleyenler yorumlarda Apple'da yok mu? Mac kullanıyorum. Mac'e uygun değil mi diye soruyordu. Buradan gördüğünüz gibi coming soon macOS Apple diye de bir yer gelmiş. Bu demek oluyor ki artık Prism Live Studio'yu Apple'la da kullanabileceğiz. Buradan hemen Download Prism Live Studio diyorum. Download diyorum. Ve sonrasında Download Prism Lens deyip tekrar indiriyorum. Sonrasında Prism Live Studio'yu ve Prism Lens'i sırasıyla kuruyorum ve Start diyorum. Prism Lens'e de Start diyorum. Erişime izin veriyorum. Ve burada bizden bir adet hesapla bağlanmamızı istiyor. Ben Google'ı seçiyorum. Erişime izin ver diyorum. Ve aynı şekilde hem Lens hem de Prism Live Studio için izinlerimi veriyorum. Gördüğünüz gibi artık ayrı bir chat bölümü gelmiş. Bu chat bölümünü istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz. Güzel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim aslında. Daha öncesinde Prism Live Studio kullandıysanız bu ne böyle hiç değişen bir şey yok demeyin. Zaten açıklamada da tamamen bu güncellemede performans özelliklerini geliştirdiklerini, optimizasyonu daha iyi hale getirdiklerini belirtmişler. Sizler de bununla birlikte bir deneme yapıp bakalım eski yaşadığınız sorunları yaşamaya devam ediyor musunuz? Bunlara da bir bakın. Bunun haricinde gelen en belirgin özelliklerden biri Lens bölümü. Bildiğiniz gibi sağ taraftan direkt tıklayarak belirli arka planlar kendimiz ekleyebiliyorduk. Şimdi buraya tıkladığınızda ayrı olarak Prism Lens programını açıyor ve buradan hemen ben Camlink 4K'mı seçtim. Gördüğünüz gibi geldim. Remove BG diyorum. Arka planı siliyorum. Mesela bunu ekliyorum. Sonra Prism Lens 2'ye geçiyorum. Prism Lens 2'ye ve Lens 3'e farklı kameralar bağlayabiliyorsunuz. Ve bağladığınız farklı kameralarla farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Ve sonrasında burada End Prism Lens diyorsunuz. Sonrasında bunu aşağıya atıyorsunuz. Ve Source kaynaklar kısmına gelip Add Source dediğinizde buradan Video Capture Device'ı seçiyorsunuz. OK diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Prism Lens 1, Lens 2 ve Lens 3 olarak 3 ayrı şekilde kameranızı ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir belirgin bir özellik getirmişler. Bundan da arada sizlere bahsetmek istedim. Eğer bir önceki videomla beraber Prism Live Studio'yu deneyimlediyseniz bu güncellemeden sonra ne gibi değişiklikler olduğunu lütfen bana yorumlar kısmında belirtin. Ben de birkaç deneme yapacağım. Ben de edindiğim deneyimleri sizlere başka bir videoda tekrar aktaracağım. Şimdilik hızlı bir şekilde güncelleme haberi geldiği için sizlerle bir an önce paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten OBS'den daha fazla bir talep gördü sizler tarafından. Ve bununla birlikte sizlerle bu haberi paylaşmak beni mutlu etti. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.